Yani makarna sonuçta tabii ki ne kadar övgüye ama çok lezzetli. Ayıptır ya, bunu İtalyanlar izliyor. Makarna sonuçta falan da denir mi ya? Hangi İtalyan izliyor bilmiyorum tabii ama yani. Esra herhalde. Acayip güzel. Çok güzel. Müthiş. Makarna sonuçta dedi ya. Ya ne bileyim işte süper özel bir şey değil mi? Hay Allah, daha da müthiş. Sıçtıkça sıçıyordu. Beach'te Taverna Agrocali. En ufak bir fikrimiz yoktu. Motoru ara sokaklardan böyle dibine kadar soktuk. Baktık su harika. Taverna sakin. Plajında kalabalık ama yer de var. Oturduk. Ben rüzgar esmediği için çok güzel bir yer bulduğumuzu düşünüyorum. Çünkü çok rüzgarlı ada. Müthiş bir deniz görünüyor. Önce bir şeyler yiyeceğiz. Ben daha henüz öğle yemeği yemedim. Bu da Mythos Ice. Mythos'un, bildiğimiz bizim Mythos biranın. Böyle Corona Miller versiyonu. Güzel bence. Gayet güzel. Esas Ayşe çok mutlu. Yerinde sonunda. Aya Anna Beach. Burasıyla ilgili hiçbir review okumadım. Sadece otele yakındı. İlk günde biraz geç varacağımız için en yakın yere gidelim dedik. Oturacağımız restoranı falan da bilmiyorduk. Ama yani nefis çıktı. Şöyle yani kum muhteşem. Hemen sahil kenarında alabildiğine taverna. Harika bir yer burası. Ben ilk defa ilk gittiğim adada ilk girdiğim random yer. Girdiğimiz yerde bu kadar. Gerçi yok, Paros'taki ilk yerde çok güzel. Evet. Paros da zaten çok güzel bir adı ama yani Naxos'ta geldiğim dakika ilk puan aldı benden. Çok rüzgarlı ama oldu. Çok güzel. Şu bu arada rüzgar yok. Evet. Peynir kroket çok iyiydi değil miydi? Çok iyiydi değil miydi? Çok iyiydi değil. Türkçe çok zordu değil miydi? Şimdi de bir internetten bulup beğenip gözümüze kestirdiğimiz ve rezervasyon yaptığımız Naxos Tavern diye bir restorana gitmek üzere. Naxos'un town Hora, Johora diye yazılıyor. Hora herhalde okunuyor. Oraya geldik. Ve buranın sokaklarında şimdi efendim kaybolacağız. Gezdik. O kadar güzel, daracık,
sokaklar var, bir sürü dükkan var. Ama genel olarak mimarisi çok güzel, havası çok Yunan. Şimdi burada en yani süper turistik yani sahilde görebileceğiniz marinada ki bir restorana oturduk. Çok turistik, sevimli bir yer. Bakalım birazcık yemek yiyelim. Naxos Taverna'dan kalktık. Naxos Taverna'yı aslında ben beğendim. Midye söylemiştik. Midye çok kötüydü. Ananı sikim gene salacak bu. Rüzgardan mı böyle oluyor acaba? Hayır Ayşe, ben kilitledim onu ya. Konuşamadık amına koyayım. Midye geldi, midyeyi geri gönderdik. Yani çünkü bence ne tazeydi, ne lezzetliydi, hiçbir şey değildi. Fakat bir tane seafood bruschetta diye bir yemeği vardı. Ayşe gördün mü? Konuşuyor musun? Zaten bu orospu çocuğu zar zor durmuyor yerinde. Tam yakalamışım bir de. Seafood bruschetta diye bir şey geldi. Ekmek üzerinde bruschetta, domates, ançuez. Böyle limonla bir şeylerle bir marine etmişler. O bence şahaneydi. Genel olarak memnun kaldım. Oturduğumuz yer harikaydı tam yolun kenarında falan. Bir de ortam acayip canlı. Yani şu anda işte Naxos Town'da, Kora'da geziyoruz. Benim gördüğüm en canlı Yunan adası. Şey gibi, o Zakynthos gibi böyle ergen adası falan da değil. Yaş ortalaması yani ne? Yaşlısı da var, çocuğu da var, genci de var. İşte bizim yaşlarda insanlar da var falan. Yani şu andaki intibam şahane. Biz burayı çok sevdik. Daha ilk akşam çok sevdik. Naxos Town. Sokaklar. Arkamda göründüğü gibi. Bir tane barda adamın teki gitar çalıyordu. Güzel çalıyordu falan, böyle oturacaktık, yer yoktu. Şimdi bir daha önünden geçeceğiz. Belki yer vardır. Ben senin kamera gibi, bak ben senin kamera gibi gözünün içine bakıyorum şu anda, ananı sikeyim. Daha da konuşmayacağım. Günaydın. Evet, Naxos'taki ikinci günümüz bugün. Biz bugün dün gittiğimiz beach'in biraz daha güneyinde Plaka Beach diye bir yere gideceğiz. Odada kahvaltı ettik, marketten gittik, kifet aldık, domates aldık, zeytinyağı aldık falan, çok güzel. Adanın ortasında dağlar var. Orada böyle işte eski köyler falan var, onlara da çıkacağız. Suya girmeye gidiyoruz. Tabii hepsi ön sıra şey için, şezlonglar için ayrı ücret istiyor. İşte arkadakiler için ayrı ücret istiyor. Kimisi o ücretin haricinde bir harcama yapma zorunluluğu getirmiş. Kimisinde öyle bir şey yok falan, bir sürü yer var. İşte burada bir de baktık, tek tek birkaç tane yere sorduk. O kafamıza göre olan bir yere oturduk. İtalyan restoranına gelecektik burada gözümüze kestirdiğimiz, ama burada başka bir Yunan restoranı gördük. O daha böyle bir kalabalıktı. Onun oturma yeri daha bir gölgemsiydi falan. Oraya.
ayakkabı için rüzgarı bize yetti. Ve biz şimdi adayı gezmeye çıkıyoruz. Pırıl pırıl deniz, o kadar güzel ki. Dalga çok olduğu için de rahatsız ediyor. O yüzden şimdi bir adayı keşfetmeye gidiyoruz. İki restorandır karşımıza Marina Anchoves çıkıyor. Böyle limonla, taze soğanla, domatesle, işte dün akşam bruschettasını yedik. Bu akşam, bugün normal ekmeksiz tabakla falan geldi. Yani çok çok memnun kaldım. Ne kadar güzel oluyor yani. Çok keyif aldım, çok güzel. Biraz daha da rüzgar olsa bütün akşam kalırdık burada da. Çok rüzgarlı. 10 numara restoran, Plaka Beach'te, Rocky by Toplu. O zaman biz adayı gezmeye gidiyoruz. İyi günler. Biz adanın tepesine geldik. Adanın ortasında, o dağların tepesinde iki tane köy var. İşte bunları geçtik ve burada daha önceden mutlaka uğranması gereken yerlerden biri olarak internette okuduğumuz Rotonda diye bir kafe restorana geldik. Şöyle muazzam bir manzara var. İçerisi de şık bir yer. Nereden biliyorum? Demin girdik Ayşe ile. Ben kamerayı almayı unuttum. Bu yüzden şimdi çıkalım. Rotonda. Teras kısmı var, gölge kısmı var. Biz güneşten de kaçmak için gölge kısmına oturduk. Şimdi burada bir kahve içeceğiz, sonra da geri döneceğiz. Yollar da güzel, yollar da güzel. Bu adanın doğası bir boka benzemiyor ama yolları gayet güzel. Özellikle bu en son tepeye çıkarken virajlar falan da güzeldi. Keyifli yani. Çok çok güzel bir akşamüstü sürüşünden sonra güneş alçalmaya başladı ve biz akşam yemeği için Tipografi isimli restorana gideceğiz. Bu restoran şöyle tanımlıyor kendini. Geleneksel Yunan lezzetlerini işte modernize bir halde sunduklarını iddia ediyorlar. Böyle bugün yani ada çok büyük ve çok güzel bir yoldan sürüş yaptık. Böyle bir tabii Tasos gibi değil ama gene de güzeldi. Virajları vardı, yukarıya çıktı. Yukarıda 25 derece falandı. Ayşe üşüdü hatta. Güzeldi yani. Ada bizi memnun etmeye devam ediyor. Bu kameranın saçmalığını çözdüm. Dün küfür kıyamet deli etti beni. Bu benim yeni kameram. Kendisinin ismi DJI Pocket 2. Alışmaya çalışıyoruz kendisini. İlk defa kullanıyorum. Ama çok tatlı bir çocuk. Böyle oynuyor. Gimbal'ı var bir tane. Aşağıda birazdan restoranda görüşürüz. Bir dükkana girdik. Ben ömrümde bu kadar çok magnet bir arada görmedim.
topografiye geldik. Tarama. Böyle bir kızarmış ballı ve susam bir hamurun içinde feta ve bir de baba yorumu. Şöyle göstermemiz gerekirse. On top of it, okay, thank you. Bu arkadaş tarama, feta ve bu da baba. Babanın üzerinde neler var? Bacon var galiba. Evet, bacon'lı. Bu ne? Tokatalı. Peynir, buranın peyniri ve kurutulmuş domatesi falan. Yerel olarak. Ve mikrofon kapalı. Yaşasın. Çok güzel yemekler ya. Bazen internet review'ları yani kötü çıkabiliyor. Onu internette bulduk biz. Oldukça iyi puanları falan ama bence az vermişler. Havalı bir börek gibi ama incecik, kıyır kıyır bir tane şey var üstünde. Havalı börek mi? Aman hava diyorum ya. Fetalı börek yani. İçi feta. Çok çok güzel olmuş. Çok güzel bir birleşim. Bence favayı kesin fırınlamışlar, bir şey yapmışlar. Yani şeyi, baklayı. Tadı çok daha güzel. Bu tarama o kadar güzel ki. Bir de limon sos yapmışlar. Yani bu limon sosu kendi başına ekmeğe banıp yersin yani. O kadar beğendim. Ekstra da istedim zaten. Çok çok güzel. Yani yolunuz düşerse başka bir yer düşünmeyin yani. Yani en azından bir gece burada mutlaka yemek yiyin. Çok beğendim. Makarna söyledik ana yemek olarak da. Çünkü artık çok Yunan kaç gün buradayız, Yunan yemeyelim diye. Tagliatelle söyledik. Mantarlı sanıyorum, öyle hatırlıyorum. Yani başka bir şey diyor ya. Ne acaba? Porcini mantar ve krema sanki. Krema ve porcini mantarlı tagliatelle söyledik. Bakalım onu da yiyeceğiz, onu da söyleriz sonra. Ben bir de tatlı yerim sonra falan. Şarabım da çok güzel. Şeyim yerinde. Harika bir akşam. Buraya gelmek isteyenler için bir iki not. Mutlaka rezervasyon yapıp gelin. Çünkü rezervasyonsuz gelenlere de yer bulunuyor ama biraz daha arkalarda yer veriyorlar. Biz sadece web sayfasından buraya gelmeden aşağı yukarı belki bir 4-5 gün önce rezervasyon yaptık. Rezervasyonun notuna da işte terasta, terasın işte sokağa bakan tarafına yakın bir yer olsun dedik sadece ve gerçekten şöyle göstereyim buradan, şöyle sokak, böyle bir yer verdiler. Yemekler çok çok güzeldi Ayşe'nin dediği gibi. En son kahve istedik, kahveyle beraber sakız likörü geldi, o da çok nefisti. Menüsü çok geniş değil, böyle sayfalarca menüsü yok. İşte bir başlangıçlar var, 7-8 tane. Ana yemekler var 4-5 tane ama her şey çok çok lezzetliydi. Gerçekten her şey çok çok lezzetliydi. Şimdi buradan kalkacağız ve sokaklarda gene dolanacağız. Bu da öyle. Sokaklarda dolanmaca. Ama çok güzel sokaklar. Bir yerde bir şeyler de içeriz. Hadi biraz dolaşalım. Dün akşam gelip yer bulamadığımız bara geldik. Dün akşam canlı müzik vardı, o yüzden yer de yoktu. Bir de dün akşam cumartesi akşamıydı. Bu akşam bir kişi yok. Funky Hops diye bir... Funky Hops değil mi burası? Evet, Funky Hops diye bir yer. Çok ama güzel, çok güzel ya. Müzik çalıyor. O yüzden oturduk. Ben uzo istedim. Gerizekalı mısın gibi baktı kadın bana, ne uzosu, tavernanın burası dedi. O yüzden ben bira içiyorum. Ben bir margaritemi alayım dedim. Bir margarit alayım. Bakalım sonrasına bakacağım. Bir de burası böyle tam milletin geçtiği şöyle güzel bir yer. Böyle bayağı insan trafiğinin olduğu. Cap canlı, çok tatlı bir sokak burası.